Evet, bir yandan tabii ENAG verileri artık önümüzdeki günlerde göreceğiz. ENAG verileri, TÜİK verileri arada iki katı aşan oranda farklar var. Sokağın, pazarın enflasyonu bazı ürünlerde %300'e varan fiyat artışları var geçtiğimiz yıldan bugüne. Hal böyle olunca işte hepimizin enflasyonu farklı. Bir de tabii farklı toplumun farklı kesimleri de enflasyonu çok daha şiddetli hissedebiliyor. En Doğru. yoksul kesim örneğin. Onun enflasyonuyla milli gelirden en büyük payı alan kesimin hissettiği enflasyon ne yazık ki aynı değil. Yani herkesin enflasyonu Doğru. kendisine. Peki o zaman biz o soruma da yanıt beklerim. Sizce yılı acaba hem dolarda hem faizde enflasyon tabii bir soru işareti ama nasıl bir seviyede tamamlarız? Enflasyona yakın tamam. bir faiz dediniz ama acaba o noktaya gidebilecek kadar Merkez Bankası'nın eli rahat mı yıl sonuna kadar? Şimdi öncelikle yani enflasyon dediğim gibi nasıl ölçülüyor o yüzden bilmiyoruz. O konu öyle. Dolar kurunda gidişat 29-30 liraya gitmesi isteniyor. Orayı fazla geçmesi istenmiyor. Ben pek mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü doları nasıl baskılayabildiler bu kadar zamandır? Ellerinde kur korumalı mevduat silahı vardı. Kur korumalıya gelenler dövizi bozuyordu veya dövize gidecekler TL kur korumalı mevduata geliyordu. Onu artık kaybediyorlar. Çünkü yeni gelip kur korumalıya girmek çok zor. İkincisi turizm gelirleri vardı, o da olmayacak. Üçüncüsü de enerji için, bir ithalat için fazla bir para harcanması gerekmiyordu yazın, kışa göre. Ne kalıyor ellerine bir tek? İhracatçıya zorla döviz bozdurtmak. O da zaten en büyük ihracat yaptığımız yerde Avrupa bölgesi, Euro bölgesi ise, orada da bir sıkıntılar başladıysa, orada da bir yavaşlamalar başladıysa, o zaman o ihracat gelirinde de biz öyle çok iyi bir durumlar olmasını beklemeyiz. Artı TL reel anlamda değerlendiği için de böyle orada da daha sıkıntılar olmasını bekleriz. Yani netice olarak artık doları böyle biz 30'a gitmesini istiyoruz, daha da fazla gitmesini istemiyoruz kısmının tutma ihtimalini ben düşük görüyorum. Kasım, Aralık aylarından itibaren çok daha zorlanacaklarını düşünüyorum. Yani bu bir yerden sonra çünkü artık tutamıyorsunuz. Alıp başını gidiyor. Öyle söyleyeyim. Deminki sorunuza da gıda enflasyonu işte dediğiniz şey yani o en milli gelirden düşük pay alan insanlar için önemli olan şey gıda enflasyonu. O yumurtaların, peynirlerin, işte bir takım sebzelerin, etin falan kilosunun bilmem kaç olması bunlar sıkıntı. Onda da şöyle kim ne derse desin bir de sıralama diye bir şey var dünyada. Sıralama var. TÜİK verisine göre yapılmış Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünya sıralamasına baktığımızda dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 4. ülke Türkiye. Yani 160 tane ülke burada Türkiye'den daha düşük gıda enflasyonu var. Ama bizim tabii burada altını çizelim bir kez daha siz anlatırken TÜİK verileri esas alındığında dünyada evet, 4.'yüz. Evet. Yani Venezuela, Arjantin, Lübnan, Arjantin, Türkiye geliyor. Zimbabwe ki hiper enflasyon yaşamış bir yer yakın geçmişte. Zimbabwe bizim artık altımızda. Biz Zimbabwe'nin üstündeyiz. TÜİK enflasyonuna göre gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Yani artık yani insanlar çıldırır böyle bir ortamda. Yani artık Zimbabwe'yi geçmiş Türkiye hala daha yok kademeli olsun. Yok işte bu faiz de çok fazla. KOBİ'ler zor durumda kalıyor bilmem ne oluyor. Ya arkadaş fevkalade problemler, fevkalade tedbirler alınmasını gerektiriyor. Maalesef öyle o hale getirilmiş bu yani. Dolayısıyla dolarda da bir sert yükseliş gelebilir. O zaman bütün enflasyon hesapları da şaşabilir. O yapılan tahminler, yok carry trade için TL'nin iyi olması falan gibi işler de kötüye gidebilir. Çünkü bir, biz gerçek durumu göremiyoruz, ölçemiyoruz, ölçemediğimiz şey hakkında böyle el yordamıyla bir şeyler yapıyoruz dediğiniz gibi. Merkez Bankası'nın iletişimi çok zayıf. Yani şu faiz kararında 500 mi olacak, 600 mi olacak, acaba 750 mi olacak? Bir sürü şeyler söylendi. Hiç böyle bir şeylerin olmaması gerek. Herkesin kafasının büyük ölçüde net olması gerek. İletişim düzgün olsa. Onlar da yok. O yüzden güzel değil. Ne zaman iyi olur derseniz bunlardan bir ders çıkartıldığı zaman şu anda pek öyle bir şey görünmüyor ufukta.
O zaman son sorumuz da şu olsun Sayın Şatıroğlu. Dediniz ya biraz önce işte para bulabilmek için önce Körfez ülkelerine gittik. Sonra Hazine ve Maliye Bakanı New York'a gitti. Ancak oradan hep çantalar boş bir şekilde geldik. Aslında döviz var yani yerli yabancının dövizi ama yerli yatırımcı da dövizini bozmaya ikna olmuyor. Yani kendi yurttaşını ikna edemiyor ki yurt dışından yabancı yatırımcı gelsin. Başta Merkez Bankası'nın iletişimi dediniz. Sadece o iletişimin güçlü sağlanması yeterli mi? Başka hangi acil adımların atılması kritik önemde anlatır mısınız bize? Yani şöyle bir kere o iletişimde şu mesaj verilmeli. Bakın bugün ne? 28 Eylül. Geçen sene 29 Eylül'de ne oldu? Bir hatırlayalım. Sayın Nebati, doçent doktor Nebati çıktı dedi ki işte biz epistemolojik kopuş diye böyle de bir fiyakalı da bir tabir kullandı. Yani böyle akademik çevrelerde kullanılan işte o Lenin'in ortodoks politikalardan heterodoks bir ekonomi yaratmasında falan kullanılan öyle bir şeyler kullandı. Ondan sonra anlamayanlar bilmem ne diyerek de Ekim ayında da dalga geçti insan. Şimdi bundan biz geri döndük diyorlar. Hakikaten döndünüz mü? Yani bir kere kalkıp bunun bir eleştirisi, öz eleştirisini yapıp şunu demeleri gerekiyor. Yani bu şey değil bakın Bilge Hanım. Bir insan bir enflasyon tahmini yapmış, bu tutmamış. Ya bir insan bir dolar tahmini yapmış, bu tutmamış. Tahmin neticede yani olabilir. Ama şimdi siz diyorsunuz ki biz enflasyonu düşüreceğiz. Bunun için de faizi indiriyoruz. Faizi indirerek biz enflasyonu düşüreceğiz. Çünkü bu sayede yatırım olacak falan demişsiniz. Epistemolojik kopuş demişsiniz. Bakın üzerinden bir sene geçmiş. O işler sanki hiç denmemiş gibi. Şimdi doğru yola girdik falan diyorlar. Bir kere ikna edin. O yaptığınız iş yanlıştı. Bir daha ona geri dönmeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bir daha demeyecek faiz sebep, enflasyon sonuç falan. Hayır. Nas diye bir şey denmeyecek. Bunlardan biz tamamen vazgeçtik diye bir kere bir ikna edici bir konuşma yapacaksınız. Çok da böyle tabii ki ne yapalım özür dilensin bilmem ne falan demiyorum. Sadece ikna etmek için biz yanlış bir iş yapmışız. Bu yapılan iş yanlıştı. O yollara da bir daha dönmeyeceğiz. Gelin denmesi lazım. Ona artık insanlar inanır inanmaz ama bir samimiyet görmek gerekiyor. Şimdi sanki onlar hiç yaşanmamış gibi. Bize güvenin, sabredin, bilmem ne yapın. Arkadaş sen zaten bu faizi enflasyonun üzerine çıkartmak istemiyorsun. Gidişat onu gösteriyor. Bak yazılan raporlar 40 olacak diyor, 45 olacak falan diyor. Şimdi bugün TÜİK'in ölçtüğü enflasyon 58 ise bundan sonrasında da bu enflasyon daha artacak deniyorsa öyle ya 58'in üstünde olacaksa bu 45'ten nasıl olacak ki bu iş? Bunun üzerinde olması gerekiyor bir kere. Ya biraz böyle gerçekçi olunması gerekiyor. O OVP falan gerçekçi değildi. Ayakları yere basan bir şey değildi. Temennilerden oluşuyordu. Biraz gerçekçi olunması bir de öz eleştiri yapılıp bir daha da bu hataları yapmayacağız denmesi gerekiyor. Şimdi tabii epistemolojik kopuş deyince o dönemde çok konuştuk, ifade etmeye çalıştık, acı acı gülümsedik bir yandan. Oradan geldik sabır ekonomisine. O zaman noktayı koyarken yönetmenimden rica edeyim Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetini eğer ekranlara ilk sayfasındaki haberini ekranlara getirirse bir anlamda o dönem epistemolojik kopuş dönemiydi. Şimdi artık yeni yaşadığımız dönemin adını da sabır ekonomisi olarak koymak mümkün ama sabreden hep sabit gelirli ve dar gelirli yurttaş oluyor. Eklemek istediğiniz aslında, bir not olur mu sabır ekonomisi konusunda? Aslında hep sabır ekonomisiydi. Yani faizi indirmeye başladılar, doları çıkarttılar dediler ki bakın tamam sıkıntılar çekilecek ama işte Çin'de de böyle oldu. Sıkıntı çekildi, sonu çok iyi oldu. İşte faiz indirildiği zaman bunlar yatırıma dönüşecek. Sabredin, enflasyon çıkabilir ama bu yatırımlarla üreterek kazanacağız biz. Tüketerek değil, üreterek, üretim ekonomisiyle kazanacağız dediler. Tam tersine anormal bir tüketim oldu. O zaman sabredin dediler. Birçok kişi de böyle çıktı dedi ki sabırlı olmak lazım. Bir şans vermek lazım. Bir de böyle denemek lazım. Bugüne kadar hepsi para politikası uygulanmış, hep yüksek faiz olmuş, hep Türkiye'nin önü kesilmiş. Şimdi bizim büyümek için böyle bir şeylere ihtiyacımız var. İşte biz böyle sabredeceğiz, fedakarlık edeceğiz, şöyle büyüyeceğiz, böyle büyüyeceğiz. Fiyasko. Şimdi yani o zaman özet olarak şuydu. Faizi indiriyoruz, sonu iyi olacak, sabredin. Şimdi faizi çıkartıyoruz, sonu iyi olacak, sabredin. Peki, yani sabır ekonomisi
olmuş oluyor adı bunun. Ekonomist Tunç Şatıroğlu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şatıroğlu yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, artık yeni dönemin adı bir anlamda sabır ekonomisi, böyle koymak mümkün. Zira hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta sabır